Merhaba, iyi akşamlar. YouTube'a geçiş için 20 saniye bekledik sanırım. Ben genelde pek bekleyemiyorum ama en azından bu ön konuşma sırasında bekliyor olduğumuzu varsayıyorum. Başka bir atölye olarak düzenlediğimiz başka şekilde konuşuyoruz programında. Bugün sevgili meslektaşımız Burçin Altınsay ile birlikte olacağız. Hoş geldin Burçin. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben biraz sözü Burçin'e aktarmadan önce görüşmediğim zaman diliminde ola gelen şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Aslında şuradan başlamakta fayda var. Bizim bu başka şekilde konuşuyoruz meselesini tartışma açtığımız ilk zamanda bir teaser yayınlamıştık. Ve derdimizi anlatmaya çalışmıştık orada da. Çeşitli cümleler veya böyle kavramsal tartışmalar üzerinden meslek pratiğimizin gündelik hayatta karşılığı üzerine neler oluyor, nasıl tartışmalar gerçekleşiyor ve biz bu tartışmaları ne şekilde derinleştirmek ve çoğullaştırmak istiyoruz ve o çok bilen özne olmanın yerine öğrenen ve tartışan özne olma meselesini ortaya koyuyoruz diye hazırlamıştık o teaser'ı ve hem bugün konuşacağımız şeyler hem de benim birazdan aktaracağım şeylerde de çok karşılığı var diye oradan birkaç cümle hatırlatmak istiyorum. Yani işte hazırlanan üniversitelerin Haluk Pürmeral'ini bir sorgulamıştık ve tasarımın bir sermaye birikim aracı olup olmadığına ilişkin bir sorgulamamız vardı. Bir yandan da bu işte yaratıcı, yıkıcı, kuşatıcı kapitalist sistemin krizlerine ilişkin bir tartışmamız. Toplum kamu yararına mimarlığın ne olduğunu veyahut da işte yıldız mimarların aslında birer tasarım ürünü mü olduğunu ya da işte içinde bulunduğumuz küresel salgında yeni normal denen şeyin ne olduğunu ve bunun inşa sürecini tartışmaya açmıştık. Ve yakın dönemde muhtemelen basın yayın organlarından herkesin takip ettiğini düşündüğümüz iki tane önemli konuda bizim meslek camiamızda tartışılır hale geldi. Biri Ayasofya'nın işte müze olarak kullanımından cami olarak kullanımına geçiş süreciydi. Ve onunla ilgili biz de atölyede kendi içimizde yaptığımız tartışmalar ve onun dışında bazı yayın çalışmalarımız, araştırmalarımız falan da oldu. Ve hep mesele ettiğimiz şey aslında bir program değişikliğinin arkasındaki politik, ekonomik, toplumsal, sosyal meseleleri de tartışmaya açmaktı. Ve bunun bizim gündelik hayatta karşılığı ne olduğunu sorgulamaktı. Açık Radyo'da da bir program yaptık onunla ilgili. Bizim ilk programımızın başka şekilde konuşuyoruz ilk programına katılan sevgili Yağmur Yıldırım'la olan programda da hem Mimar Odası'nın hem İKOMOS'un yapmış olduğu açıklamalar üzerinden bu tartışmanın nasıl derinleşebilmesi, ülkedeki genel kutuplaşmaya karşı biz nasıl daha meseleleri farklı biçimde ele alabiliriz konuşmuştuk. Hemen peşine kısa bir süre içerisinde Bomonti Bira Fabrikası'nın tescilden düşürülen bazı yapılarının Diyanet'e devredilen dört yapının bir tanesinin yıkımı gündeme düştü. Onun üzerine de yine hem bir günde hem de bu Kent ve Yaşam programında Osman Güdün'ün Pelin Pınar'la bir programda bunu tartıştık. Aslında bütün bu tartışmalarda bizim ortaya koymaya çalıştığımız şey de bir yanıyla meseleleri farklı biçimlerde ele alma gerekliliğini ortaya koymaktı. Çünkü böyle bir tür taraflaşma hali oluyor. İşte meslek ortamında da buna çokça rastlıyoruz. O yüzden de Mart ayında Fikret Başkaya'nın bir yazısını paylaşmak istiyoruz. Şimdi YouTube'da Deniz paylaşıyordur. Bu arada ben demeyi de atladım. Sevgili Deniz Buçan ve Pelin Kaydan da hem Zoom hesabı hem de YouTube'u yönlendiriyorlar atölyeden bir yanıyla. Deniz muhtemelen paylaşmıştır şimdi Başkaya'nın hem de küresel salgınla ilişkili olan yazısını. Okuma fırsatınız olursa öneririz. Çok iyi bir tartışma açıyor. Ve de bununla ilişkili olarak biz atölyede bu sözlerin, kavramların gündelik hayatta nasıl karşılıklı olduğuna ilişkin bir sözlük çalışması yapmıştık. İşte tam da o noktada mesleki sorumluluklarımız, etik ilişkiler, burada söz ettiğim işte Bomonti Bira Fabrikası'nın dönüşüm ya da rekonstrüksiyon projesinde adı geçen çeşitli meslektaşlarımız var. İşte en son işte Halil Onur gibi.
bir yanıyla kendisi Dünya Miras Listesi'ne girmiş olan Tarihi Yarımada'nın alan yönetim başkanı hem de. Mesleki sorumlulukları da tartışmamız gerektiğini işaret eden bazı uygulamalar bunlar. Bizim sözlüğümüz dışında da tabii çeşitli sözlükler var. Bunlardan bir tanesini de Deniz şu anda linkini koyuyor olacak. O da artık işler sözlüğü. Linkin üzerinden bakarak hakikaten hem çalışmanın kendisini hem de kavramları farklı biçimlerde tartışmaya ilişkin bir örnek olarak bakılabilir. Bunun gibi başka sözlükler de var tabii. Ama mesele belirli yerlerde belirli kişinin bu tartışmaları yapıyor olması. Tam da bugün aslında Burçin'de bir yandan da ortaklaştığımız koruma, restorasyon, kültürel değerler, onların sürekliliği konularını konuşuyor olacağız. Ve de bunlara nasıl ele alıyoruz, dünyada nasıl oluyor, Türkiye'de nasıl oluyor, hangi felsefik çerçevede bunlar gerçekleşiyor gibi konuları tartışıyor olacağız. Ve ben bu noktada sözü Burçin'e bırakıyor olacağım. Biz bu programı da şeyini oluştururken, imajını oluştururken bu temsil meselesini tartıştığımız için biliyorsunuz daha önce de programlarda takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Sohbet edeceğimiz kişi mesele ettiği bir konuya ilişkin görseli bizimle paylaşıyor ve konuşmaya oradan başlıyoruz. Dolayısıyla şimdi Burçin söze bizimle paylaşmış olduğu ve bizim afiş olarak sizlerle paylaşmış olduğumuz görsel üzerinden başlayacak ve onun üzerinden de sohbeti devam edeceğiz. Ve ekranda paylaşmak üzere hem de sözü ben Burçin'e bırakıyorum. Tekrar merhaba diyorum. Şimdi söz Burçin'de. Teşekkür ederim Gül. Bu yaptığınız çok anlamlı bir çaba. Burada başka türlü konuşmak için bir alan yaratıyorsunuz. Beni de buraya çağırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana siz bu dert ettiğin bir mesele üzerinden başlayalım dediğiniz için aslında belki konuşmaya başladığım zaman bunları mı dert ediyorsun da denebilir. Fakat bunları da dert ediyorum ve başka türlü konuşalım dedik. Şimdi çok başka bir yerden gireceğim, uzak bir yerden gireceğim. Ama sonrasında daha bizi yakından ilgilendiren durumlara da geçeceğiz beraber. Dert ettiğim önemli bir şey mimarlık ve koruma tabii ki. Çünkü bütün meslek hayatımı bununla ilgili düşünerek geçirdiğim için öyle bir noktadan giriyorum. Şimdi ben paylaşımı açıyorum. Açılmadı mı? Yok, şu an açılmadı. Ha, şimdi geldi. Geldi mi? Hı, geldi. Ben niye göremiyorum? Ben göremez oldum. Görebildin mi? Hayır. İstiyorsan yukarıda kutular var. Onlardan birini seçersen kare olanlar. Yani şu an ben ekranda görüyorum senin paylaşımını. Şuradan seçmem lazım. Aha. Görebildin mi? Hayır, full screen'e geçmem lazım. Onu niye yapamadım? Hmm. Ha, bir dakika. Denediğimiz zaman olmuştu, şimdi olmuyor. Öyle İstiyorsan söyleyeyim. kapatıp yeniden de deneyebiliriz. Yani ekranı kapatıp tekrar istersen gir. Ha ben şu an bir takım çizikler atıyor Evet, şeyine. yanlış bir şey oluyor. Evet. Ama görebiliyor musun peki sen şu anda paylaşılan ekranı? Hayır, ben kendi slide gösterimi görüyorum. Bir dakika, bir tekrar yapayım ben bunu. Tamam, olur. Tabii. Şunu belki de böyle yapmam gerekiyor. Allah Allah, şeye atıyor. Aksilik. Başka bir yere atıyor. Nereye atıyor onu anlayamıyorum.
Slideshow. Görüyorsunuz ama değil mi şimdi? Evet, ben şu an gayet iyi görüyorum ve tam ekran olarak görüyorum seni. Tamam, görüyorum. Peki o zaman böyle yapalım. Tamam. Tamam, ben de şimdi slideshow'umu görebiliyorum. Ha, yaşasın. Şimdi Tamamdır. afişte paylaştığım görüntü buydu. Hı-hı. Bu bir kutu. Şu kutu. Bu söylediğim gibi çok başka bir yerde, İngiltere'de, İskoçya'da, Glasgow yakınında Helensburgh kasabasında bir yer. Bunun içinde bu var. Ben bunu bu yüzden paylaştım aslında. Ben yakın zamanda belki de hani başka zaman olsa gidip de yerinde izleyemeyeceğim bir konuşmayı internet üzerinden, salgın döneminde internet üzerinden de paylaşıma açtıkları için izleyebildim ve o konuşmada bu SPAB'nin yaptığı konuşma serilerinden biriydi ve Hill House'la ilgili olduğu için beni çok yakından ilgilendirdi. Çünkü bu benim çok sevdiğim bir mimar ve çok sevdiğim bir binası. Bu binada yapılan bu kutulama işlemini anlatıyorlardı. Ve bunun amacının da daha burada yıllardır yapılan restorasyonların tam olarak başarıya ulaşamadığı için bu çözüme gittiklerini anlatan bir konuşmaydı. Ve o yıllar önce diye bahsettiği restorasyonlar sırasında da ben bu SBAB'nin eğitimini alırken o restorasyonları yerinde izleme şansı bulmuştum. O nedenle benim için çok anlamlıydı. Burada yaptıkları oldukça Scottish National Trust, bu aslında bir hayır kurumu, bağışlarla yaşıyor. Fakat kültür varlıkları ve daha çok mimari ağırlıklı olmak üzere korunmasından da sorumlu İskoçya'da. Bu İngiltere'ye ve İskoçya'ya özgü bir sistem. Onun ayrıntısına girmeyeyim. Bu Hill House'da biliyorsunuz sanıyorum Charles Rennie Mackintosh'un önemli eserlerinden biri. Zamanında özel bir ev olarak yaptırılmış bir yayıncı, Blackie isimli bir yayıncı için yaptırılmış. Arts and Crafts dönemi 1902-1903 yıllarında inşa edilmiş bir yapı. Ve Mackintosh'ta aslında çok ilerici ve modernist de denebilecek bir mimar dönemini düşünürsek böyle bir yapı. Bu yapının içinde de bunlar var. Bütün mobilyalar, perdelerine kadar Mackintosh ve karısı Margaret MacDonald Mackintosh tarafından tasarlanmış. Her biri özel bir parça. Ve zaten bu iç mekanlarının da çok önemli olması nedeniyle bu yapının dışarıdan çok fazla yağmur alıyormuş. Bu yağmurun almasını kesmek için uğraşılıyor yıllardır. Onu sonuçta dediğim gibi daha önceki uygulamalarla kesilememesi nedeniyle sonunda bu kutunun içine almaya karar vermişler. Bu böyle bir şey içeriden baktığınız zaman. Bu tabii şimdi ilk bakışta çok çarpıcı. Çünkü şeyi de söyleyeyim. Daha önce ben burada bulunduğum zaman ve o zamanki restorasyonlarda da ben SBAB'nin korumayla ilgili bir eğitimini alıyordum. Onun linklerini de verdim. William Morris'e John Ruskin tarafından felsefesi kurulmuş olan ve 1877'de bir manifesto yayınlamış ve restorasyon yerine onarımı öneren ve onu savunan bir manifesto bu. Ve tabii ki biz tarihi yapılarla ilgili dolaşıyorduk ve çalışıyorduk. Her zaman işte hani çimento kötüdür, çimento kötüdür denirken bu yapıya geldiğimiz zaman Mackintosh zamanında burada çimentolu harç kullandığı için burada da onunla ilgili onarım denemeleri yapılıyordu. Dolayısıyla yapının bünyesine uygun malzemenin kullanmanın esas olduğunun da doğrudan gördüğümüz bir örnekti. Mackintosh da burada kendi İskoç yöreselini de aslında değerlendirerek tasarımlarını yapıyor ve burada da kullandığı sıva
İskoçya'ya özgü içinde iri çakıl taneleri olan özel bir sıva. Rough cast derler onlar. Bu onu çimentolu karışımla tekrar denemiş ve uygulamış. Ve bütün dertte galiba Macintosh'un bu seçtiği malzemeden kaynaklanmış. Ve ne yapsalar içeriye su sızmaya devam ettiğini ve içerideki o çok kıymetli mobilyaların da ziyan olacağını ileri sürerek burada böyle bir çözüme gitmişler. Bunu da Carmody ve Grower mimari şirketi bu öneriyi getirmiş. Bu süre içinde yani bu restorasyon meseleleri, koruma meseleleri çözülmesi 5 yıl, 10 yıl ne kadar sürecekse bu süre boyunca binayı böyle bir kutu içine almak ve bu dışarıda etrafı zincir gibi bir çelik örtüyle kaplı buradan havalanmasını ancak yağmur almamasını sağlayacak bu çözümü bulmuşlar. Fakat tabii bu mesela bu resme de bakınca hani bu kadar sevilen bir yapı, bu gezilen bir yapı zaman zaman bazı bölümlerinde kalınabiliyor da tatil için. Bu böyle bir yapının tamamen objeleşmiş hali gibi bir şok edici yanı var. İnsan ona biraz bir ilk önce irkiliyor. Aslında tabii baktığınız zaman bu bir biraz yüceltilmiş bir iskele bu etrafına kurdukları şey. Yüceltilmiş bir koruyucu iskele. Bunun için büyük kampanyalar yapılmış. Milyonlarca pound toplanmış ve bayağı da pahalıya da mal olmuş. İşte Hill House'u kutulamak diye bir kampanya. Onların linklerini de oradan daha iyice inceleyebilirsiniz. Bu şu açıdan tabii biz bizim mesleğimizin biraz ilginç, eğlenceli bir tarafıdır. Böyle binaların olmadık, herkesin giremediği yerlerine girip işte iskelelere çıkıp mesela bu binanın da ben iskelesine çıkıp işte çatısını, bacalarını o seviyeden görebilmiştim. Bu bize ait bir ayrıcalıkken şimdi bu yapıyla birlikte bu herkese açılıyor. Dolayısıyla bu aslında bir geçici müze olarak da tanımlıyorlar ve bu gördüğünüz iskelelerde insanlar dolaşıyor, işte gezecek burayı ve söylediklerine göre de o süreç boyunca yapılacak olan uygulamaları da insanlarla paylaşacaklar. Yani burada aslında korumanın böyle nasıl söyleyeyim şahikası gibi hem yapının kendisi bir objeye dönüşmüş, orada biblo gibi duruyor. Tabii bu yapı aslında bir tepede, bir sayfiye kenti burası. Tepede böyle yeşillikler içinde hani o etkisi bu ne kadar kalacaksa yok oluyor. O algısını kaybediyorsunuz ama bambaşka bir açıdan da çok daha fazla işin içine girme şansı bulacak normal insanlar. Bizlerin kullandığı ayrıcalığı herkes kullanacak. Tabii bir müze, bir çekim merkezi olarak da bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla oradan gelir de bekliyorlar. Korumanın kendisi yani burada bir izlenceye dönüşüyor. Koruma faaliyetinin kendisi. Bilgiyi de umarım söyledikleri kadar fazlaca paylaşırlar. Yani hem işin kendisi hem korunacak olan nesne bir arada sergileniyor. Dolayısıyla oldukça ilginç, ilerici ve yeni bir yaklaşım. Bu açıdan da bana çok ilginç geldi. Bu seviyede böyle yaklaşmış olmaları ve burada tabii bir mimarlık ofisiyle işte burada herhalde koruma işini yürütecek olanların işbirliği de söz konusu. Bir şey daha önemli, yani burada çok duyarlı ve işin içinden düşünerek tasarlanmış bir şey bu. Söyledim ya biraz yüceltilmiş bir iş iskelesi gibi. Yani işin kalbinden düşünerek binayı da korumak için çok fazla yoğun bir istekle birlikte düşünülmüş bir çözüm. Tabii şu notu da eklemem lazım. Hani umarım bu ila nihaya kalmaz yine de. Her ne kadar hoş bir deneyim olsa da hani bir yapıyı bu şekilde orada biblo gibi görmek o kadar da yapı açısından doğru da değil belki. Şimdi buradan yine
Şey sorabilir İnform. miyim Burçin arada? Evet. Peki o çatı onarımı tamamlandığında kalkacak herhalde, değil mi? Yani daha İşte doğrusu bu yapının su alması engelinde. cepheden içeriye su sızması, cepheden sızıyor. Cephedeki o sözünü ettiğim sıvanın özelliğinden dolayı sızıyor. Ve bugüne kadar işte o eski onarımları, benim de gidip izlediğim onarımları, işte çok iyi niyetli Anladım. ama maalesef başarısız olmuş onarımlar. Hani az müdahale ve işte benzer şeyle müdahale meseleleri. Evet, bütün bu su sızma meseleleri hallolup işte içerideki o daha önce sızmış olanlar ondan sonra kalkmak üzere. Geçici müze diyorlar zaten. Geçici kutu. Hill House'u kutulamak diye de büyük bir şey var. İlginç bir kampanya. İzlemeni, yani bu linklerden izlenmesini öneririm. Yine diğer işin böyle tam kalbinden çıkıp da bambaşka bir seviyeye çıkartan başka birisi de Jorge Oteros Paios. Kendisi şu anda Columbia Üniversitesi'nde, New York'ta mimari koruma ve planlama yüksek lisans programının yöneticisi. Mimar kökenli, fakat o da korumayı, mimariyi ve sanatın ara kesitinde çalışan birisi. Onun yaptığı da şu: ben Jorge'yi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir konferansa çağrılmıştı, 2018 yılı sanırım. O zaman geldiğinde İstanbul'da da bir konuşma yapmıştı ve orada izlemiştim. Bu da oldukça etkileyici bir yaklaşım. Onun da yaptığı şu: o da şeyden yola çıkarak, yine bizim John Ruskin'in kitabı, onun da linklerini verdim. The Ethics of Dust, Tozun Etiği isimli kitabından yola çıkarak aynı isimle bir dizi sanatsal sergi haline getiriyor bu yaptıklarını. Burada yaptığı da işte, biz hani binaların temizlenmesi, cephelerin temizlenmesi için çeşitli malzemeler kullanırız. İşte bu da lateks bir kaplama. Hani tıpkı yüz maskesi gibi koyarız ve onu sonra kiri alıp çıkarırız ya. Bunu uyguluyor duvara. Ve o lateksi daha sonra sökerek, Westminster'da bu örnek, bu bir dizi, başka yapılarda da var. Aynı mekanda o kiri aldığı lateksi özgün duvardan biraz mesafeli olarak sergiliyor. Ve bunu kendisi anlatırken de söylemişti ki, aslında işte yapının üzerindeki izler, bir kir olarak gördüğümüz işte hani temizlenmeye çalışılan şey, aslında patina dediğimiz mevzu, yapının oradan geçen hayatın da izleri. Ve öyle oluyormuş ki mesela bu durumda duvara baktığınızda görünmeyen, yani duvar kirliyken görünmeyen, ama bu lateksle alındığı zaman görünen bir insan silüeti belirmiş. O da orada bekleyen bir nöbetçinin duvara yaslanmasının yarattığı kirin buraya yansımasıymış. Kirli duvarda izlenemezken bu hale getirince izlenir olmuş. Bu da gerçekten çok etkileyici, çünkü çok yaratıcı ve başka bir seviyeye taşıyor insanın bu kir meselesi, müdahale meselesi üzerine düşünmesini. Burada da yine kendisi de aslında bu işleri belli ki hani mimar ve korumacı da olduğu için yapıyor ve yaparken muhtemelen buna uyanmıştır diyeyim. Yani orada binayla o çok yakın ilişki içinden, yani işin yine kalbinden çıkardığı bir şeyle tekrar bizi bu kir, toz, temizleme, temizlememe, müdahale, patina, bu meseleler üzerine yeniden ve çok derin bir şekilde düşünmeye davet eden işler bunlar. O açıdan da bence çok etkileyici. Jorge'nin bir de Experimental Preservation, deneysel koruma diye bir kitabı var. Onun da burada adını verdim. Ve kendisinin bir de çok daha ilginç olan, aslında bu biraz da belki ya sizin ilk konuşmaya da bağlanır. Rem Koolhaas'la karşılıklı, Rem Koolhaas'ın bir konuşması üzerine, o da yine
Kolombiya'da verdiği bir konuşma üzerine. Onun da linkini verdim. Jorge'nin de yorumlarıyla her ikisinin birlikte yayınlandığı bir kitap var. Ben Jorge'nin yorumlarını izleyemedim çünkü kitap bende de yok. Ama Remco Uhaus'u dinledim. Kendisi Hermitage Müzesi'nde, Moskova, Petersburg'da yaptığı Hermitage Müzesi'ndeki işte bu tarihsel katmanlarla ilişkilenmesini falan filan anlatıyor. Remco Uhaus biliyoruz ki yüce mimarlarımızdan ve bu konularda çok söz üreten birisi. Ama işte belki bu tür atılımlarla, korumadaki bazı açılımlarla hani bu tür insanlar da artık koruma üstüne de konuşmaya, işte biraz düşünmeye başladı. İşte yakın zamanda biliyorsunuz kırsalla ilgili de bir sergi yaptıran Kohlhaus. Yani bunlar hani büyük büyük binalardan buralara gelen, ama tabii hakkını yemeyelim, her zaman düşünen, düşünce üreten bir adam. Bu ikisinin karşılıklı yazıştıkları diyeyim, kitapta herhalde çok ilginç olmalı. Onu da ben de merakla okuyacağım. Yani bu mimarlıkla, yaratıcılıkla, sanatla bu işin nasıl aslında özünden bağlanabileceğinin de çok iyi göstergeleri. Ama yeter ki hakikaten oraya gönül koymak lazım ki bunları çıkarabilesin. Hani bu kadar işin içinde olmayan insanlardan böyle bir şeylerin çıkabileceğini pek sanmıyorum. Şimdi bir de böyle, bunları da çok hızlı geçeceğim. Bir de böyle şakacı bir arkadaş var. Yine bu bizim hani korumada müdahale, işte ekleme parça, farklı malzeme olsun meselesine biraz şakayla yaklaşan bir uygulama. Bunu sadece göstereceğim. Bu tabii tamamen sanatsal, hani burada korumayla ilişkilenecek bir şey yok ama bu konulara dikkat çekiyor. Bir de böyle şeyler var. İşte yani bunlar da farklı arayışlar ama binanın hayaletini oluşturmak, illa da yeniden yapmak değil. Bunları da böylece geçeceğim ve buradan şimdi bu paylaşımı kapatarak seninle biraz karşılıklı devam edelim. Dediğim gibi, yani sen bunları mı dert ediyorsun, nerede yaşıyorsun diyebilirsiniz. Burada yaşıyorum ve buradaki şeyleri de çok fazla dert ediyorum yıllardır. Ama ne yazık ki sen, ben, biz bunları dert edemiyoruz. Bunlarla bu seviyelerde uğraşamıyoruz. Çünkü biz sürekli yıkımları konuşuyoruz. Her gün işte orada ne oldu, burada ne oldu, o gidiyor, bu gidiyor. Bunun mücadelesinin peşindeyiz. İşte kimi zaman sokaklarda, kimi zaman işte dilekçeler. Yani biz doğrusu biraz da yazık oluyor bize. Çünkü bu mesleğimizin inceliklerine eremiyoruz bir türlü. Bunun da ben, peki bu bizim niye bu kadar kalbimizi kırıyor bu yıkımlar, yok oluşlar? Onu da düşünmek lazım. Aslında tabii bu dönemde siz bana bu programı söylediğinizde daha da başka bir şey düşünüyordum, dert ediyordum. İKOMOS'la birlikte yaptığımız bir şey. Ona da sonunda kısaca değineceğim. Yani bu salgın dönemiyle koruma aleminin ve nasıl etkilendiği üzerine. Ama şimdi ona girmiyorum. Çünkü araya başka Ayasofya girdi, Bomonti girdi. Çünkü orada salgın malgın dinlemeyen ve her dönemde devam eden bir yıkım var. Evet, bu bizim niye kalbimizi kırıyor? Çünkü biz bu, bence biz de bu işe yani... Bence sırf kalbimizi kırmıyor, çok da öfkelendiriyor yani, çok romantik dedim ama ben bayağı deliriyorum yani. Evet, hani romantik bir yerden gireyim. Evet. Çünkü bir de bir dakika, araya girmişken şey diyeyim mi? Hem bir zamanı hatırlatayım. Şimdi son 15 dakikaya geçtik. Buçuk saatimiz. Anlıyorum. Vallahi öyle. Ben dedim süre çok çok bitiyor diye. İşte İkincisi, ben arada sesimi kapatıyorum çünkü adada ve bahçedeyim ve bahçede sürekli kirpi ve çeşitli hayvanlar dolaşıyor. O yüzden doğanın içinden konuşuyor olmanın getirdiği bir şey. Evet, o zaman ben çok hızlı bir şekilde belki de 5 dakikada. Diyeyim mi Burçin? Evet. Yani o yurt dışında olanlar çok tatlı gözüküyor tabii orada, yani hani Jorge'nin yaptığı ya da Hilhas örneği falan çok tatlı ama Rem Koolhaas deyince tabii benim tüylerim diken diken oldu. Yani böyle bir XX large
yapılardan bizim şeye geliyor olmamız nedir adı? Yani Kolhas'ın şimdi kırsal alan veya işte koruma üzerinde konuşuyor olması aslında o hani star mimarların en starı Kolhas tabii yani Allah'ı yani onun. Evet ama ben şunun için koydum bak o konuşmayı izlemeni öneririm. Hani bu tamam, peki, orada bir etkileşim oluşup hani o da bunları düşünmeye başlıyor. Demek ki o kadar da hani boşa konuşmuyoruz. Hani kırsalları. Evet ama her şeyi mahvettikten sonra konuşuyor olması ve bizimle aynı zemine geliyor olması da biraz tükettiği şeyle ilgili. Bence ben tabii, şimdi senin işte, hakkını evet. Yediğimde. Yani biz Kolhas'ın yaşadığımız deneyim bu zaten. Evet. Hani evet o Kolhas'ın Türkiye versiyonları var biliyoruz. Türkiye'deki versiyonları da bir sürü şey yaptıktan sonra bir süre sonra ne bileyim işte söz gelimi Hantümer Tekin'le, Emre Oralat'la ya da Murat Tabanlıoğlu'yla mesela böyle şeyler konuşuyor olabiliriz bir 10-20 yıl sonra Türkiye'de. Ama bu o zaman içerisinde yaptıklarının ne kadar meşru veya masum olduğu konusunda ama neyse şimdi buradan zaman almayalım ama bu bence çok önemli bir sorun. Evet zaten ben de bunu söyleyeceğim. Aslında çünkü ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Biz bunlara bir kıymet biçiyoruz, kıymet veriyoruz. Bir takım değerler üzerinden kıymetlendiriyoruz ve burada biraz niyet önemli. Yani biz verdiğimiz değerler üzerinden biz derken ben korumadan yana olanları söylüyorum. Biz bu verdiğimiz değerler üzerinden niyetimizi belirliyoruz. Bu niyette kararlarımızı belirliyor. Yani seçimlerimizi yapıyoruz ve bu seçimlerin hepsi kültürel seçimler. Bu mimari, sanatsal, işte yapım teknolojisi, üretim teknolojisi bu değerler çok biliyorsun arttı. Tarih, hafıza, kimlik, aidiyet, bağlılık, maddi manevi birçok ögesine ve bu değerler başkalarına göre farklı da olabilir. Bu farklılaşmalardan da değerleri devşirince tabii korumanın kapsamı da çok genişledi. Yani başka birisi bir nehire de değer verebilir. Bir yapıdan daha çok gibi. Yani böyle düşününce bu zenginlik içinden biz bunu bir süreklilik, birleştiricilik ve yaşama katkı olarak değer verip kıymet veriyoruz. Bizim niyetimiz bu. Ama son yıllarda evet Türkiye'de son bir 10 yıldır falan ve dediğin gibi hani koruma birdenbire çok bir herkesin ilgisini çeker oldu. Halbuki eskiden kimse ilgilenmezdi. İşte biz böyle korumacılar diye hani bir yerlerde çalışırdık. Ama son zamanlarda bu niyet her zaman insanın yani niyet derken şunu da söylemeliyim. Orayla nasıl ilişkilendiğiyle çok ilgili. Bu iki örnekte de nasıl yani korunacak şeyle nasıl ilişkilendiği. Biz bu değerler üzerinden ilişkileniyoruz. Ama Türkiye'de bu politikaların sonucunda da rant üzerinden ilişkileniyor. Bu rant siyasi rant olabilir, maddi toprak rantı olabilir. Ve bunlar hep büyük projeler olarak ortaya çıkıyor ve o büyük projeler hep kayıplarla birlikte ortaya çıkıyor. Bu böyle büyük projeler olduğu zaman da tabii büyük mimarların da ilgisini çekiyor ve onlar da bu işin içine giriyorlar ve bunu konuşmaya başlıyorlar. Oysa ki ironik olan tabii bu şeylerin korunmaya değer olduğunu, kıymetli olduğunu da bir şekilde gündeme getiren, kayıtlara geçiren de bizleriz. O yıllardan beri bu değerleri çoğaltmaya çalışanlarız. Fakat bu noktada da kendimizi bunların yok olmasına karşı savaşırken buluyoruz. Böyle bir çelişki içindeyiz ne yazık ki. Burada tabii Ayasofya'dan da söz edilebilir. Burada tabii bu değerler içinde kimlik ve aidiyet değerleri çok fazla üstelendiği zaman politikalar bunların ayrışmaların üzerine kurgulanmaya başladığı zaman da aslında o değerler de şeyini kaybediyor, içeriğini kaybediyor. Ve buna karşılık da bu sefer biz ortak kültür, ortak kültürel miras üzerine düşünmeye ve bunu biraz ileri sürmeye çalışıyoruz. Bu zaten son yıllarda Avrupa'da da dünyada da hep bu temalar üzerinde düşünülüyor. Çünkü önce ayrışmalar bu körüklenip şimdi tabii kültür mirası üzerinden hani birleşmenin bir aracı olarak öne sürülüyor ki öyledir de zaten öyle de görülmeli. Ama mesela Ayasofya kararında da aslında şimdi çok
belki kısa bir şey söyleyeyim, alakasız olabilir. Bu tarihsel anlamı içinde baktığın zaman belki de bu anlam silsilesinde bugün alınan karar yanlış bir yerde değil. Çünkü Ayasofya oldu mu olası güç odağı, güç göstergesi olarak yapılmış. İşte camiye o nedenle döndürülmüş. Arkadan yine güçlü bir düşünce, ideoloji diyeyim, nin göstergesi olarak müze yapılmış ve şimdi gene cami yapılıyor. Dolayısıyla burada bir süreklilik var. Ama bu kararlar içinde Atatürk'ün aldığı karar, o da yaptırımcı bir karar olabilir. Fakat en azından daha herkese açık olmasını getiren, ortaklığı getiren, barışı öneren bir karar olduğu için saygıdeğer. Şimdi öteki tarafta da tabii bu hafıza değeri, bu ortaya konan ideolojinin aslında güçlü bir hafızası olmadığı için bence bu mekanları da bu hafızaya işaretler gibi yapıştırmaya ve o hafızayı kurgulamaya çalışılıyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet bu kadar vurgulanıyor bu yapıyla ilgili. Oysa Fatih'in kendi yaptırdığı külliyesinde ağaçlar kesiliyor. Ben de buradan anlıyorum ki bu insanlar orada işte namaz kılmaya belki gitmemişler. Gittilerse de o avluda oturmamışlar. Yani dolayısıyla kendi hafızaları yok. Bunlar esasla ilişkili değil. Hani ilişkilendikleri yer işin özü değil. Evet, mimarlar konuşmaya başladı dedim. Bu hani artık mimarlıkla koruma da sanki böyle birbiriyle çelişkili bir şey gibi algılanır hale geldi. Oysa hiç de öyle değildir. Mimarlığın en iyi, en heyecanlı tasarım problemlerinden biridir koruma. Sanki böyle elde olana biz hiçbir şey yapmıyoruz, sadece onu tutuyoruz gibi değil. Aksine biz bunu ileriye doğru yürütmek için, hani iyileştirme, sürdürme ve hayata katmak için bir şeyler yapıyoruz mimari korumada. Oysa işin öbür tarafına baktığın zaman hep restorasyon, rekonstrüksiyon, aslı gibi yeniden yapmak, o neyse onu hiç bilemiyorum. Aslı varken onu yıkıp yeniden yapmak, güçlendirmek, sağlamlaştırmak, renovasyon, bir restit, böyle şeylerle yıkıma, sabitlemeye, belli bir yere sabitlemeye ve aslında ölüme mahkum ediyoruz bir şekilde. Ediyorlar diyeyim. Yani biz ise o yerlere önem veriyoruz. O yerlerin ruhuna önem veriyoruz. Ben bu yerin ruhunu hep söylüyorum. Yerin cinlerini kaçırmadan hayatına devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öte yanda bir de şu var. Hani bu yıkımlar, Türkiye'de çok köklü bir koruma birikimi de var. Yasalara da geçmiş işte kurullar, üniversiteler ve bu korumaya son zamanlarda ilginin artmasıyla biliyorsun bu programların kapılarında yığılır oldu öğrenciler. Yani herkes koruma, restorasyonla. Evet, ama biraz iş imkanı da olduğu için tabii o. Evet tabii, işte bu hani son 10 yılın bir şeysiyse bu. Hani esas politika inşaatla ilgili olduğu için tabii korumada rant o alanlar yer olarak düşünülmüyor çünkü. Tabii. Çoğu zaman lokasyon diye bahsediliyor emlakçı tabiriyle. Yani oysa bunlar bizim için yer yani. O yeri korumak istiyoruz. Yerin önemi büyük, gücü büyük. Ve bu birikim de artık öyle bir çetrefil hale geldi ki yani sen hani ben tamam bunlarla ilgilenmeyeyim, kendi küçük bir işimle uğraşayım, korumamı yapayım da diyemiyorsun. Çünkü karşına böyle o bilginin çeşitli seviyelerde yozlaşarak, dağılarak katı bir ezbere, klişeye dönüşmüş bir sistemle karşılaşıyorsun. Ve o sistemin içinde sana bir santim bile oynama hakkı olmayan, işte sen bu sefer artık kodlar, gabariler, yok onu değiştir, bunu bilmem ne gibi, nasıl mimarlar emsalle uğraşıyorsa, büyük mimarları demeyeyim, genel piyasada olan. Ve nedense bu bizi bu şekilde zorlayan kurallar, sistemler. Bu arada tabii tüzükler yazılıyor hani dünya çapındaki kurumların, değiştiriliyor, onlar işte genişletiliyor kavramlar her şeye. Biz böyle işte orada uğraşıyoruz ve pek de bir yere varamıyoruz. Ama bu büyük projelerde, bu yıkımlarda bu kurullar, bu sistemler çok güzel deliniyor, yok sayılıyor, kurullar dağılıyor bu iş için.
Hatta belki de artık kendisi bile yok olacak. Bu için şimdi kaç dakika kaldı? Son 5 dakika. Tamam, o zaman ben birazcık yani aslında biz bu süreyi biz kendimiz belirliyoruz. Bir ders süresi gibi bir şey demiştik. Yani aslında uzatabiliriz de yani bu Zoom'da çok az uzatırız birazcık belki. Birazcık uzatabiliriz ama yine de hani çünkü senin göstermek istediğin görseller de var herhalde değil mi? Geri onlara da döneceğiz. Ama sen yine böyle ben zaten çok bir şey demeyeceğim. 5-6 dakikada toparlayacak şekilde yapabiliriz. Biraz sonda da bir şey konuşuruz belki. Peki tamam 5-6 belki 10. Yani iki tane şey var. Ben çünkü burada hep şunu vurgulamak istedim. O ilişki hani başından beri de diyorum ya işin içinden gelen bir ilişki, bir süreklilik. İşte biz de ne kadar olsa bu değerleri atfederken biraz da uzaktan bakıyoruz. Her zaman her şeyin içinde değiliz. Orada orayı kullanan, oranın sahibi insanların aslında bunu içinden hissetmesi lazım. Ve bizde tabii bu koruma meselesinde de bu bir kendiliğindenlik, bir süreklilik içinde gelmediği için biz bir anda müdahale şeklinde girmiş oluyoruz işin içine. Ama bu böyle içeriden gelen bir ilişkiyle olsa, bir bağlılıkla olsa belki daha gerçek olur. Yani bizlerde o kültürel seçimlerimizle yaptığımız, oluşturduğumuz bir bağlılık herkeste olsa öyle olmadığı için de belki hani bu rant peşine koşuluyor. Çünkü ne yazık ki artık genlerimize de işlemiş herkesin. Hani her yer üstündeki yapı veya üstündeki değerden çok rant değeri, toprak değeriyle kıymetleniyor. Herkesin evi bile. Onun için bir filmden bir küçük parça göstermek istiyordum. Onu hızlıca göstereyim belki de. Olur. Ya da anlatabilirim. Göster bence bir dakika. Bence bakalım olur. Bu filmler de tabii yani kardeşlerin Good Morning Babylonia, Günaydın Babylonia filminden. Beni 1987 yılında bu film yapılmış ve beni çok etkilemişti. Şu ilk bölümü bir izleyelim. Togliete le impalcature! Quello. Andrea! Nicola! Sempre speciali loro due. Scendiamo. Mi butto? Beni duyuyor musunuz? Şu an seni duyuyoruz evet. Aha. Şimdi bu iki ustanın işlerine olan düşkünlüğü restorasyon yapıyorlar. Bu da babaları ve o da diyor ki işte çok özelsiniz. Her zaman böyle sona kalıp işi bitirmeye çalışıyor ve biz diyor bu dedelerimizden beri bu işi yapıyoruz diyor daha sonraki bir konuşmada baba. Dedemizden kalan bir işi. Bu işi ellerimizle ve rüyalarımızla yapıyoruz. Fantazilerimizle. Buna da Mucizeler Kilisesi diyor baba.
Bu çocuklar daha sonra işte orada işsiz kalıyorlar, mecburen Amerika'ya göçüyorlar. Ve Amerika'da bu yine Griffith'in ünlü filmi Intolerance filminin dekor işlerinde çalışıyorlar. Ve buradan bu fil figürünü oradaki dekorlara, o da Babilon'u anlatan bir film. O da film tarihinde önemli bir film. Orada ai miei sette figli. Sonrakine geçmeye çalışıyorum. Neyse orada çalışıyorlar ve bu yine burada Taviani'ler de bu kimlik, aidiyet, süreklilik meselesini zaten filmde tarih meselesini tartışıyorlar. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı çıkıyor ve çok buraya geri geliyor. Sahnede geri down here. Hey, you're Italian. You know what church that is? Lise'yi soruyor işte, neresi burası diye. I don't know what's called. I'm not from around here. Hey, Al. Give me a hand. O da ona bilmiyorum diyor. But it's a beautiful Romanesque. Sen sahneyi görmenizi istemiştim. Kapandıysa da önemli. Sen bu filmin sesini kapatıp sen konuş. Yani ikisi üst üste duyulmuyor dedi de arkadaşlar, o yüzden. O zaman şu sahneye bir daha bakalım. Tamam. Aha. Burada da oğlan baktığı zaman Romanes dönemin ustalarını görüyor iskelede. Onu algılandı umarım. Evet. Aha. Yani zaten ben bunların linkleri de olduğu için tamamını izleyebilirim. Evet, linkleri var. Bunu da koymadan edemedim. Yani buradaki o ustaların hani işçilik, ustalık meselesinin özgünlüğü, o bağı hissediyor çocuk kendinden öncekilerle ve bunu bambaşka yerlere de taşıyabiliyor. Öyle bir ilişkilenmenin öneminden bahsediyorum. Onun için o niyetleri belirleyen şey o olur. Yani bu hafızayı içinde taşımak. Bu da, koydum dayanamadım. Biliyorsunuz Japonların bu çatlakların güzelleştirdiğini ifade etmek için altınla şey yapmaları. Ve tabii ki bütün Cohen hayranlarını bu şarkısıyla birleştirmemek imkansız bunu. Hani her çatlaktan ışık böylece içeri girer diyor. Dolayısıyla biz de bu çatlakları tıkamak yerine belki ışığın içeri girmesini umut edeceğiz. Ayrım hatlarını belki de öyle değerlendireceğiz. Bir de şu İKOMOS'ta yaptığımız sorular meselesi var ama o salgının bu alemi nasıl etkilediği üzerine bir dizi soru. Onları da ayrı bir sefer konuşuruz herhalde ama söz edeyim linkten de siteye girerek bulabilirler. Şimdi kapatıyorum. Zaten de doldu gibi. Ve evet. 50 dakika olduk. Yani tabii ki çok söylenecek şey var. Ama bence şu çok güzel oldu. Yani hem şu anda hani YouTube'da Deniz ve Pelin paylaşıyorlar bu linkleri üzerinde düşünüp tartışmak için. Yani bir saat içerisinde konuşulacak konular değil elbette bunlar, biliyoruz. Ama bence şu çok güzel oldu. Yani hani dünyada ola gelen tartışmalarla bizim Türkiye'de bu tartışmaları yapamayacak kadar İçine düştüğümüz mesleki ortam, sürekli bunun mücadelesini verirken aslında üreten, ya benim de çok canım sıkan kısmı, yani üreten tarafta olmak yerine sürekli bunun muhalif tarafında kalmak zorunda oluyor olmak. Hakikaten hani kendi becerimizi ve birikimimizi de daha fazla pozitif üreten tarafa koyamıyor olma hali. Bir yanıyla da hani söz ettiğin o niyet ve aslında somut olmayan değerler, yani somut olanların somut olmayan değerlerin taşıyıcısı olduğunu farkında olarak o bütün yerden
bağlılıktan, aidiyetten veya işte kuşaklar boyunca devam eden bu onarım mesleki birikimden söz etmek. Bağlı, ve tabii hani bağlı. Filmler falan da çok hoş. Ben de izleyeceğim. İzlememiştim ikisini de. Bir de tabii en son İKOMOS'la ilgili bu sorgulamanın kendisi bence çok güzel. Üzerine çok şey tartışabiliriz. Belki programın başında demeye çalıştığım o hep ezberlerimiz, sen de arada söyledin. Hani hep bizi de bir tür kavramların içine sıkıştıran şeyleri tartışmak için bir imkan. Yani salgının kendisi de biz ikinci programda Hülya Ertaş'la konuşurken de mimarlık ya da mekan üretim pratiği nasıl karşılık veriyor? O kadar ezbere, halkalar çevirerek, bilmem ne yaparak. Evet. Ama hani bu sınıfsal farkları da ortaya koyan, korumada henüz giremediğimiz ama o da bir sınıfsal mesele de var aynı zamanda. Yani hani çok temel barınma hakkından tut onları sahip olmayan kişilerin bir yere nasıl, yani sürekli zorunda yerinden edilen insanların olduğu yerlerde nasıl bir yere aidiyet duyabilir ki, yani savaşın olduğu yerde falan gibi bir takım sorunsallar da var. O yüzden de hani içinde bulunduğumuz bütün türlü krizler ve çöküşlerin kendisi bunları konuşmak için de bir imkan. O yüzden de hani en son çok romantik, yine hani hem Cohen'in sözüyle hem de altınla o sıva ve ışık. Ben de bu hani aydınlık olan, iyi olana bakıyor olma kısmını önemsiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hem atölyemiz adına hem de dinleyenler adına. Güzel sorgulamalar bunlar. Uzun uzun tartışabiliriz üzerinden. Belki ilerleyen zamanlarda tekrardan bir araya geliriz. Bu çalışmalar biraz daha geliştikten sonra biraz daha onları, yani şimdi bir üstten konuşmuş olduk. Biraz daha detayına inerek tartışabiliriz. Şimdi kaba bir konuşma diyelim buna. Daha yüzeysel diyelim daha doğrusu. Daha derinlikli konuşacak zamanlarımız da olur diye umuyorum. Son diyeceğim şeyler varsa onu alalım. Sonra da iyi akşamlar dilerim. Yani umarım söylemek istediğimi doğru ifade edebilmişimdir ama işte bu hani biraz romantik gibi gelse de o gönülden bağlılık ve niyetlerimizin saflığı, iyiliğiyle bu ancak olabilir ve bunun da o içeriden herkesçe o içkinlikte paylaşıldığı zaman belki mücadele etmemize gerek kalmayacak. Yani evet. Biz şu anda hani başka bir yerden belki biz de biraz pozisyonlarımıza yeniden bakmamız gerekir. İşte bu salgın biraz bize onları da gösterdi aslında. Hani orada olmayınca neler oluyor? Evet. Meselesi. Evet. O yerde o insan olmayınca. Evet. Teşekkür ederim ben de. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Çok güzel bir hazırlıkla da geldiğin için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kaynak olacak bu da. Bizim evet. Hani bu şeyden paylaşımdan amacımız da o. Referans vereceğimiz kendi başka çalışmalarımızda da. Çok teşekkürler emeklerin için de. O zaman iyi akşamlar. Bir not ekleyeyim. Türkiye'den ne yazık ki kaynak paylaşamadım. Hani bu şekilde tartışan yazı ve kitap da çok az. Ama olan bir iki tanesi de zaten ortada biliniyordur diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. İyi akşamlar o zaman. Bizi böyle programı belirli rutinlerde yapmıyoruz. Yapacağımız zaman zaten afişini paylaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi ne zaman görüşürüz diyemeyeceğim. Umarım yakında görüşürüz diyeyim. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler izlediğiniz için de. İyi akşamlar.